Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda e, dolar, altın, gümüş, sterlin, euro hepsinin değerlendirmesini yapacağım. E, videomuza başlamadan önce biraz e, temel analize de, değinelim. Dünya üzerinde ekonomistlerin neler dediğini, e, Türkiye'deki ekonomik rezervlere biraz değinelim. Bazı arkadaşlar Temel analize girmediğimiz için sistemde bulunmuşlar. Hem onların da gönlünü yapmış oluruz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde Goldman Sachs ekonomistlerinin yaptığı açıklamalar vardı. ABD'deki ikinci çeyrek büyümelerle ve işsizlik verileriyle ilgili e, çok acımasız açıklamalarda bulundular. E, bunun neticesinde Goldman Sachs'ın ABD'deki işsizlik beklentilerini ikinci çeyrekten Yüzde on beş seviyesinden yüzde seviyesine çıkarttı. Ee, takribi yüzde on tahminini daha da yukarıya e, yükseltti arkadaşlar. Onun dışında ikinci çeyrek daralmanın e, gayri safi yıllık hasılanın yüzde otuz dörtten yüzde otuz seviyesine çıkarttı. E, orada da bir yüzde altı düzeyinde tahminini revize etti arkadaşlar. Yukarı yönlü revize etti. Ee, bunun dışında e, Namora ekonomistlerinin de yapmış olduğu açıklamalar gene ABD'nin e, gayri safi yurt dışı hasılatının ikinci çeyreğinde e, yılın ilk çeyreğine oranla %16 oranında e, bir düşüş beklentisi olduklarını belirttiler. E, bunun dışında Jeremy Powell'ın açıklamaları da vardı arkadaşlar ABD ekonomisiyle ilgili. Jeremy Powell'da e, ABD'deki işsizlik verilerinin Nisan ayından e, daha farklı olarak Mayıs ayında zirveye ulaşacağını belirtti arkadaşlar. Onun da beklentisi e, Nisan ayı için %14.7 ile rekor seviyeye gelen işsizlik beklentisini e, Mayıs ayında %20-21 e, civarlarında e, çıkartmış olması ABD'de işlerin pek iyi gitmediği yolunda e, dünya piyasalarına bir mesaj şeklinde algılandı arkadaşlar. E, Jeremy Powell bunların etkisinin düşürülebilmesi için de ayrıca e, ekonomik ek paketlere ihtiyaç olduğunu ve ABD Merkez Bankası'nın e, para basmaya devam edeceğini de ayrıyetten bildirdi arkadaşlar. Şimdi Türkiye tarafına bakalım artık bizim Türkiye bölgesinde neler olacak neler olmuş arkadaşlar ee, bizim tarafa da Merkez Bankasından baktığımız zaman arkadaşlar e, işler pek iyi gitmiyor bizim de 40 milyar dolar olan e, Merkez Bankası rezervlerimizin şu an 28 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor e, bunun neticesinde de arkadaşlar bizim yıllık ee, dış borç ödememiz 170 milyar dolar civarında ee, tabi elde bulunan 28 milyar ödemede 170 milyar dolar olunca e, maalesef e, Türkiye'nin e, kısa vadeli dış borç ödemelerini e, çevirebilmesi için e, dolara ihtiyacı var bu dolar ihtiyacını da arkadaşlar Türkiye e, FED ile e, bir sıvap anlaşması yoluyla yani para takasıyla gidermek istiyor. E, Fede TL verip karşılığında dolar almak istiyor. Fakat arkadaşlar FED bu işe pek sıcak bakmıyor. E, bunu da şuradan e, anlıyoruz. Geçenlerde biliyorsunuz e, Richmond FED Başkanı Thomas'a bir soru soruldu. Türkiye'nin swap imkanı ile ilgili e, bu konuda ne düşündüğü soruldu. Thomas'ın verdiği cevap ve çok ilginçti arkadaşlar. Bizim böyle bir swap anlaşmasına girebilmemiz için iki ülke arasındaki güven ve ilişkilerin çok iyi tesis edilmesi gerekli şeklinde bir yanıtta bulundu. Yani FED Başkanı iki ülke arasındaki ilişkilerin pek iyi gitmediği yönünde bir açıklama bulundu Bunun neticesinde de e, FED'in bir swap anlaşmasına Türkiye ile girmeyi düşünmediğini anlıyoruz arkadaşlar e, Fakat bu politik meseleler belli olmaz Yarın öbür gün Bunlar da çözülebilir e, Bu arada Türkiye e, tarafından da arkadaşlar e, G20 ülkeleriyle de swap e, anlaşması yapılabileceği ve bununla ilgili Görüşmelerinde e, devam ettiği açıklamaları e, merkez bankası başkanı tarafından e, piyasalara sunuldu. Yani e, Türkiye tarafı da diyor ki arkadaşlar e, FED olmaz. E, FED'in dışında G20 ülkeleri de var. Biz bunlardan biriyle anlaşmada yapabiliriz. IMF konusunda biliyorsunuz Türkiye e, buradan bir Kredi kullanma yoluna pek yanaşmıyor ve sıcak da bakmıyor. O yüzden e, IMF tarafının da Türkiye tarafından kapatılmış olduğu gözükmekte. Geriye G20 ülkeleriyle FED kalıyor. E, buralardan bir swap anlaşması e, çıkar mı? Bunu ilerleyen zamanlarda e, göreceğiz arkadaşlar. Tabi ABD'de de işlerin iyi gitmemesi sonucunda Dolara baktığımız zaman arkadaşlar dolarda gerileme daha da devam edebilir. Bugün itibariyle bizim dolarda arkadaşlar 6.95 seviyesi altında kalmamız durumunda. Yani 6.95 üstünde günlük kapanışlar gelmemesi durumunda dolarda hareketlerin bir miktarda aşağı yönlü sarkacağı tahminimiz var. E, bu gerileme nereye kadar e, olabilir, yaşanabilir? 6.95 altında kaldıkça e, arkadaşlar 6.95 üzerine atamadığımız takdirde dolar TL kurunda e, ilk etapta bizim için şuradaki 6.86 seviyesi önemli bir seviye olarak gözükmekte. E, bunun altına doğru sarkışlar 6.83. Şimdi ilk etapta 6.86, 6.83 civarı dolar TL'de e, 6.95 üzerine atamadığı takdirde beklentimiz halinde. E, burası da aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar dolarda bir önemli destek noktamızda 6.76 civarında bulunan e, destek bölgemiz olarak gözükmekte dolar TL kurunda. Yani 6.95 e, üstüne atamayan dolar kurunda 6.83 ve 6.76. Hala beklentimiz e, durumunda gözükmekte arkadaşlar. ABD'de de, de, de durumların iyi olmadığı işsizlik verilerinin gayri safi yıllık hasılanın bu kadar kötü olmasından dolayı e, DAX'ın da bir miktar e, gevşeyebileceği yönünde tahminlerimiz bulunmakta. 4 saatlik grafiğinde de baktığımız zaman Dolar TL'de stokastik indikatörümüz hala sat pozisyonunda arkadaşlar görüyorsunuz. Aşırı satış bölgesinde. Günlükte de bakalım stokastik indikatörümüz ne gösteriyor. Evet günlükte de baktığımız zaman arkadaşlar stokastik indikatörümüz hala sat pozisyonunda herhangi bir alt pozisyonuna geçmiş değil. Dediğim gibi bunun alt pozisyonuna geçebilmesi için arkadaşlar dolar tl'nin 6.95 üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. 6.95 üzerinde kapanış göremedikçe. Dolar TL günlükte 6.83 ve 6.76 bölgesine doğru e, sarkmalara devam edebilir. O yüzden dolar tarafında olan arkadaşların dikkatli olması gerekli arkadaşlar. <laughs> Altın tarafına da bakalım altında neler olabilir. Evet ons altına baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ons altında bizim e, dün bir iki gün içerisinde altının artık kendisine bir e, yön belirleyeceği yönünde e, tahminimiz vardı. Bu tahminimiz bugün itibariyle gerçekleşti. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu üçgen yukarıya yönlü kırıldı. 1718 seviyesi üzerinde altın onsun e, kalması arkadaşlar. Altın onsu. Şurada gördüğünüz tekrardan. 1746 seviyesine doğru e, götürecektir. 1746 altın onsta e, kısa vadede beklentimiz haline gelmiştir arkadaşlar. 1746 üzerinde altın onsta günlük kapanışlar gelmeye başlarsa arkadaşlar e, bu sefer altın onsta 1772 seviyesi ilk etapta beklentimiz olan seviye haline gelecektir altın onsta. Altın onsta da e, görünüm şu an itibariyle olumlu. Altın onstaki arkadaşlar 1718 altına inilmedikçe altın onsta 1746 ve 1772 seviyelerini bekleyebilirler arkadaşlar. Bu seviyelere dikkat etsinler. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? gram altına baktığımız zaman arkadaşlar gram altında e, ons bazlı yukarı yönlü hareketler devam etmekte altın ons da tekrardan yukarı hareketlerin baş e, pardon gram altında tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için arkadaşlar ihtiyacımız olan seviye 389 seviyesi yani 389 seviyesi üzerinde altın ons günlük kapanışlara başladığı zaman Tekrardan yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenebilir. E, fakat 389 altında kaldıkça altın osta da aşağı yönlü hareketler. E, 384 seviyesi ilk etapta takip edilmesi gereken önemli bir seviye. E, 384 seviyesi altına inişlerde e, gram altında 374-375 seviyesi e, hala beklentimiz olan seviye haline gelir arkadaşlar bu beklentimiz e, hala geçerlidir diyebiliriz biliriz tabi bunun içinde arkadaşlar şuradaki 380 seviyesinin altında kapanışlar şart altında 380 ile 389 arasında gram altında bir sıkışma oldu e, göze çarpıyor arkadaşlar e, kısa da 380 üzerinde kaldıkça gram altına olumlu gözle bakabiliriz. Ne zaman ki 380 altında gram altında kapanışlar meydana gelirse, o zaman da 374 ve 370'li seviyeler gram altında beklentimiz haline gelecek önemli seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Şimdilik 384 kritik seviyesi, 384 altında 380, 374 ve 370 seviyeleri gram altında gözükmekte ee, gene her bakımdan baktığımız zaman arkadaşlar günlükte şu seviye çok önemli benim için Şuradaki 374 375 seviyesi ve ee, bu seviyede yakından takip ediyoruz arkadaşlar ee, buraya doğru sarkmalar olacak mı bunu sizlerle birlikte takibini yapacağız ve al gram altında olumlu e, seviyeye geçebilmesi için dediğim gibi artık 390 üzerinde tekrardan kapanışlar yapması şart 390 üzerinde kapanışlar olmadığı e, müddetçe kısa da 384 380 aralı e, gram altında da tekrar e, çalışacak gibi gözükmekte arkadaşlar 386 zaten olumsuz gram altında 386 tekrardan 370'li seviyelere doğru 374 370li seviyelere doğru gram altında da geri çekilmeler bekleyebiliriz. Sterline bakalım. Sterlinde neler olabilir? Evet, Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman arkadaşlar Sterlin Türk Lirası'nda 52, 52 seviyelerinden bir geri dönüş beklentimiz vardı. Fakat Sterlin ülkedeki resesyon beklentilerinden dolayı arkadaşlar sert tepki verdi. 8.52'nin altında 8.43 Seviyesine kadar bir düşüş yaşadı. Şimdi sterlin TL tarafında arkadaşlar 8.43 e, önemli bir seviye olarak gözükmekte. E, satış yapmamış, yukarılardan satış yapmamış olan arkadaşlar e, 8.43 seviyesini takipte kalsınlar. E, çünkü 8.43 altına sarkmadıkça sterlin eğer 8.43 altına sarkmazsa yukarıda 8.51'e doğru tekrardan bir tepki yükselişinde bulunabilir arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Ee, 8.43'te kırılırsa 8.43'ün kırılımıyla birlikte aşağıda e, 8.30 seviyesindeki bundan e, öbür desteğe kadar bir alt desteğe kadar 8.30'daki bir alt desteğe kadar da sterlinde e, <laughs> geri çekilmeler görülmesi mümkün. Şu an görüyorsunuz kanalın üst tarafından aşağı doğru inen düşen tren çizgisi e, hala yönünü devam ettiriyor. E, fakat bu, bu çizginin alt tarafı 8.43'te. 8.43'ü takipte kalın arkadaşlar. 8.43 e, altında bir kırılım olmadıkça yukarı yönlü 8.51 seviyesine doğru e, tekrardan bir ataklar ee, yaşanabilir sterlin TL'de fakat 8.43'te kırılırsa bu sefer aşağıdaki beklentimiz olan yer 8.30 seviyesine doğru sterlin TL'yi götürecektir ee, stokastik indikatörüne de baktığımız zaman e, sterlin'de hala al sinyali devam şey sat sinyalimiz hala devam ediyor arkadaşlar herhangi bir al sinyaline e, dönüşmüşlük gözükmüyor daha kısa bazda baktığımız zaman da saatliklerde biraz e, 8.43'ten bir tepki yükselişi e, almışa benziyor arkadaşlar. Fakat hala da stokastik indikatörümüz 20'nin altında. Yani kuvvetli bir ala dönüşmüş değil. O yüzden de 8.43'e e, dikkat edeceksiniz. 8.43 üzerinde bir toparlanma olur. Altına sarkmalar olmazsa arkadaşlar buradan sterlin tekrardan toplayabilir. O yüzden 8.43 e, satım yapmamış arkadaşlar varsa da 843 kırılmadıkça e, sterlinde kalmaları e, daha iyi gözükmekte. Çünkü e, buralar artık çok alt seviyeler olduğu için arkadaşlar buralardan pek satıma girmekte e, sizin için iyi olmaz yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla e, bunu söyleyebiliriz. Günlük kapanışlarda 8.43'ü takip edin. Kırılmadığı müddetçe yukarıda tekrardan buradan bir toparlanma 8.51 ve 8.64 seviyesine doğru sterlinde göre, görebiliriz. Sterlin TL'nin de olumlu olabilmesi için arkadaşlar tekrardan yükselişe devam edebilmesi için 8.64 üzerinde günlük bir kapanış yapması şart. 8.64 üzerinde günlük kapanış gelmediği müddetçe 8.43 alttaki destek takibimizde olacak 8.43 kırılırsa da yapacak bir şey yok 8.30'lu seviyelere doğru sterlinde tekrar aşağı yönlü hareketler görülebilir yukarı yönlü hareketlerin başlayabilmesi için de dediğim gibi arkadaşlar 8.64 üzerinde günlük kapanışlar görmemiz şart Euro TL'ye de bakalım Euro'da neler oluyor evet Euro TL'ye baktığımız zaman arkadaşlar Euro TL'de de düşüşler hızlı bir şekilde devam ediyor. Euro TL'de bizim için önemli bir seviye. Ee, aşağıda 7.38 seviyesi arkadaşlar. Yani 7.38 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe Euro'da ee, buradan bu seviyelerden bir toparlanma yaşayabilir arkadaşlar Euro TL'de. Ee, Euro TL'nin de tekrardan e, bakın buralar çok önemli. Dikkatle dinleyin. Euro TL'nin de tekrardan olumlu bir e, pozisyona geçebilmesi için arkadaşlar 7.55 üzerinde günlük kapanışlar yapabilmesi şart. 7.55 üzerinde günlük kapanışlar başlarsa Euro TL'de e, düşüşün, düzeltme hareketinin bittiğini anlayabiliriz. E, ve o zaman da tekrardan pozisyonlarımızı e, uzun vadede yükseliş yönlü düşünebiliriz. E, fakat 7.55 altında kaldıkça, aşağıda 7.44 desteği ve 7.38 destekleri Euro TL bölgesinde de takipte kalmamız gereken önemli seviyeler olarak e, gözükmekte arkadaşlar. Bu seviyelere e, dikkat etmenizde fayda var. Evet, e, gümüşe de bakalım. Gümüşte neler olabilir? Gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar e, biliyorum e, çoğu arkadaşınız çoğu arkadaşım bana çok sistem ediyor ama aslında ince nuansları yakalayamıyorsunuz arkadaşlar e, bu kanallar üzerinden alsat tavsiyesi vermemiz biliyorsunuz e, kanülen e, suç teşkil edeceğinden dolayı hiçbir zaman kanal üzerinden alsat tavsiyesi vermiyoruz ve bu kanallarda kanalımız da zaten kesinlikle bir alsat kanalı değildir arkadaşlar. E, fakat zaman zaman ince nüanslar size yapıyorum. Dolarda biliyorsunuz 7.23 üzerinden alım yapmayın şeklinde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla e, bir tavsiyem vardı. Hatta sizlere e, ısrarla e, kaç videodur hatırlamıyorum ama devamlı gram gümüş tavsiyesinde bulunuyorum arkadaşlar. Gram gümüş e, değerlendirilmesi gereken bir ürün olduğunu dolardan ve altından ayrışacağı yönünde e, size birçok videomda tavsiyelerde bulunmuştum. İzleyen arkadaşlarım da bunu bilirler. E, tabii ne kadar e, tatbik ettiniz bilmiyorum arkadaşlar ama gördüğünüz gibi e, gümüş tarafında yanılmadık. E, gümüş yukarı yönlü hareketlerine hala kaldığı yerden devam ediyor. E, TL bacaklı birçok ürün geri çekilmesine rağmen e, ta bu öngörümü size ta zirvelerde verdim arkadaşlar. Bakın sterlin euro, dolar hepsi zirvedeydi. Ve bu zirvelerden gümüş tarafına beni dinleyip geçmiş olanlar var mı bilmiyorum ama Geçmiş olanlar şu an hem zirveden e, dövizlerini bozup tekrardan gümüş gram tarafına geçip tekrardan karlarına kar kattılar. Bunu da unutmayın. O e, yalan yanlış yorum yapan arkadaşlara da bunu iletiyorum. E, geçmişteki videoları izlemeden öyle kafalarına göre de yorum yapmasınlar. Bu tür yorumlar yapacaksanız da zaten engelliyorum arkadaşlar bakın. Özellikle söylüyorum engelliyorum. E, ve sizler de beni seyretmeyin. Özellikle de sizlere bunu söylemek istedim. Seyretmeyin arkadaşlar gidin başka kanalı seyredin. E, biz size burada özellikle söylüyoruz yani bu bu kanal bir al sat kanalı değil. Bizler sizlere burada sadece kuvvetli destek ve direnç bölgelerini bildiriyoruz. Sizler de bunlara göre kendinize bir yol, bir strateji belirleyin diye arkadaşlar. Yani bunun daha ötesi yok. Bunu 50 kere söylememize, tekrar etmemize de gerek yok zaten. Neyse konuyu fazla uzatmayalım arkadaşlar. Gümüş tarafına da bakalım. E, gümüş onsta e, size daha önceden de belirttiğim gibi arkadaşlar yukarı yönlü seviyeler 16-30 seviyesine doğru emin adımlarla gitmekte. Gümüş onsta hedef. Bakın şuradaki çanağın geçilmesi halinde arkadaşlar. Ve şurası da 15.87 civarlarından geçmekte. Evet 15.80 civarlarından falan geçmekte. Burası yukarı yönlü kırıldığı zamanda zaten arkadaşlar. Gümüş ons. Şuradaki 16.30. Ve 17'li seviyelerin üstüne doğru hareketlerini emin adımlarla devam edecektir stokastik indikatörümüz hala al sinyalini üretmekte arkadaşlar herhangi bir sat sinyali vermemekte e, gram gümüşe de bakalım gram gümüşte neler olabilir gram gümüşü de gene ons grafiği üzerinde size anlatacağım gram gümüşte beklentilerimiz çok basitti arkadaşlar size gram gümüşte ne dedik 3.47 altında bir kapanış olmadıktan sonra gram gümüşten korkmayın arkadaşlar gram gümüş e, yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir Gram gümüşte 3.58 ilk etaptaki direnç bölgesi buranın da aşılmasıyla birlikte 3.64'te bulunan e, kuvvetli bir direnç bölgemiz daha var. Bu 3.64'ü de yukarı doğru gümüş gramın kırması halinde 3.74 ana hedef bölgemize doğru gram gümüş emin adımlarla gidecektir arkadaşlar. E, i̇nşallah e, söylememizde yanılmayız. Fakat dediğimiz gibi de ilerlemekte 347 altına inmemesi gram gümüşün hala kuvvetli olduğunu gösterir ve yukarıda 358, 364 ve 374 seviyesinde bulunan direnç bölgelerine doğru ilerlemek istediğini bize göstermekte. 374 eğer kısa vadede gram gümüşte görülürse arkadaşlar görebilirsek kısa vadede bunu o zaman gram gümüşte 4.05, 4.10 seviyesine doğru da e, yukarı yönlü ataklar beklentimiz haline gelecektir. E, şimdilik dolar, sterlin, altın ve euro ile ilgili söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Videolarım hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar burası çok önemli. Lütfen beğeni tuşuna dokunursanız beni çok memnun edersiniz. E, biliyorsunuz beğeni tuşuna ne kadar çok e, dokunur ve kanalımı başka mecralarda Facebook, e, Twitter gibi me mecralarda paylaşırsanız e, kanalımızı daha çabuk büyütebiliriz. Sizlerin katkılarıyla e, bu iş ancak başarılabilir arkadaşlar. Sizler bana biraz destek ve katkıda bulunursanız da beni çok memnun edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hiçbirinizin kaybetmesini istemem. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.